Bölgenin gündemi, herkesin sesi. İşte TRT Trabzon Radyosu. Efendim, mobbingi Türkçesiyle iş yerindeki psikolojik taciz ya da bezdirmeyi konuşacağız. Bu konuyla ilişkin bir derneğimiz de var. Mobbingle Mücadele Derneği'nin Giresun Şubesi Başkanı Profesör Doktor Sayın Mustafa Türkmen'den bilgiler alıyoruz. Telefon attığımızda şu anda kendisi. Sayın Türkmen merhaba, kolay gelsin efendim. Merhabalar Sezar Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Son yıllarda sıkça duyduğumuz kavramlardan biri mobbing. Evet. İlk defa duyanlar da olabilir. Tabii. Hafızalarımızı tazeleyelim ve ilk defa duyanları da bilgilendirelim. Nedir mobbing efendim? Efendim mobbing nedir? Mobbing kısaca psikoterör, psikolojik taciz diyoruz ama açtığımız zaman bu tanımı bir iş yerinde bir kişi ya da grup tarafından belirli bir nedenle fakat asıl maksat gizlenerek hedef seçilen bir kişi ya da küçük bir gruba karşı belli bir süre içerisinde bu süre 3 ay olabilir, 6 ay olabilir. Tabii burada şuna bakıyoruz. Yani kişinin dayanma gücü, psikolojik durumu etkili burada. Ya da mobbingin şiddeti ne göre bu süre değişebiliyor ama bir süre olması lazım. Sistematik ve tekrarlanan. Sistematik ve tekrarlanan olmak durumunda. Bir defalık olmuyor. İnsan onurla bağdaşmayan, eylem ve işlemlerle yapılan ve kişinin ekonomik, psikolojik ve sosyal statüsünde telafisi mümkün olmayan hasarlara yol açan davranış ve işlemlerin tümüne mobbing diyoruz. Tabii ki çeşitli tanımlar var ama bu kısa tanımı yani üzerinde çok konuşulabilir. Hı-hı. Burada bir mağdur var, bir de mağdur eden var galiba, değil mi? Şimdi o evet. Taraflarına bir bakalım mobbingin isterseniz. Taraflarına bakalım, evet. Kimler mağdur ya da zorba olabilir? Zorba var, mağdur var ve seyirciler var. Yani bu ortamda 3 ayaklı bir şey bu. Mobbing doğrudan olabileceği gibi maşa kullanarak da, dolaylı olarak da yapılabilir ki en çok tercih edilen budur zaten. Birilerini kullanarak mı yaparsınız? Çünkü tek başınıza da yapamazsınız yani. Hı-hı. Ve bu sahnede seyirciler de var. Yani onlar olaya seyircidirler. Bunlar tarafsız ya da kararsız rol oynarlar. Kışkırtıcı da olabilirler. Yani zaman zaman kışkırtmak amacıyla kullanılabilir bu kişiler asıl zorba tarafından. Tabii burada enteresan olan bir şey var. Zamanla zorbalar seyircileri de test etmeye başlarlar. Yani hani sıra size de gelecek. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın düşüncesiyle hareket eder seyirciler ama sıra onlara da geliyor. Bunlar da bu işten nasibini alıyorlar. Nihayet onlar da mağdur durumuna düşebilir. Bu tüm çalışanlar için geçerlidir. Yani mağdur bir müsteşar da olabilir, bir genel müdür olabilir, daire başkanı olabileceği gibi hizmetli memur olabilir. Yani herkes olabilir. Yani bunun bir sınırı yok. Dolayısıyla herkes bundan etkileniyor aslında. Daha ziyade sanıyorum üstün asta karşı bir davranışı, istenmeyen davranışı bu. Ama astın da üste karşı bir davranışı da olabiliyor herhalde. Buna da ters mobbing mi deniyor acaba? Yani evet, dikey mobbing, yatay mobbing gibi durumlar var. İsimler var, türleri var değil mi bu mobbingin? Yani astlar bu mobbingi kendi başlarına yapamazlar. Yani mesela bir dairenin genel müdürü varsa, aradaki daire başkanına genel müdürden güç alarak astlar yapabilir bunu. Yoksa orada da bir şey var. Yani bu aradaki elemanları makas almak gibi bir şeydi ama en çok rastlananı üstten alta yapılan mobbingdir. Biraz daha somuta indirgeyebilmek için Sayın Türkmen, nasıl gerçekleşiyor bu mobbingler? Yaygın mıdır ülkemizde acaba? Nasıl? Tabii. Yani mesela mobbing nasıl yapılır? Önce mesela mobbingin ne olmadığını bir söylesek daha olur. Çünkü her olay bir mobbing değil. Mesela her çatışma bu. Karıştırılabilir çünkü değil mi? Tabii. Yani kabalık bir mobbing değildir. Tekrarlanmayan ya da sistematik yapılmayan şiddet mobbing değildir. Yani adama bir tokat attın bu mobbing. Olmaz yani. Bunun sürekli olması lazım. Ama tokat atıldığı zaman zaten herhalde ister istemez bir suç işlemiş oluyor karşı taraf. Tabii onun TCK'da hukuki yollara başvurma hakkı var tabii değil mi mağdur? Aynen. Evet.
Bu Peki. mobbing çok Ama farklı bir mobbing şey. olarak kabul edilmeyebilir diyorsunuz bu. Evet. Evet, bu direkt gidersiniz, davacı olursunuz, şahitleriniz vardır. Mobbing çok yani farklı bir şey. Yani insanın geleceğini, sosyal statüsünü, her şeyini etkileyen bir olay. Yani sürekli Başta da yapılan bir şey. psikolojisini bozuyor galiba, değil mi? Aynen. Tek başına cinsel taciz, fiziksel şiddet, ekonomik şiddet mobbing değildir. Bunların karşılıkları zaten vardır. Cinsel tacize uğrayan bir kişi hakkını arar. Bu da zaten bellidir. Maksatlı yapılmadığı anlaşılan şiddet mobbing değildir. Tek kerelik hakaret, iftira mobbing değildir. Bunlar zaten hakarete uğrarsanız gidip başvurabilirsiniz. Yaygın mı efendim ülkemizde? Bir kez daha sorayım onu. Evet, mesela bizim derneğimizin genel merkezine yapılan müracaatlara baktığımızda %40 civarında bir mobbing. Tabi bu şey yani resmi olan. Bir de şimdi insanlar şeyi bilmiyor yani Yani 100 mobbing. çalışandan 40'ı mobbingle ilgili olarak mı size başvuruyor? Aynen. Öyle mi? Bu Oldukça yüksek bir oran bu. tabii çok yüksek ve tabii bu şöyle söyleyelim bunu. Bunlar resmi rakamlar. Şimdi Ha bir de gayri mobbinge resmi rakam durumlar var. uğrayan Evet. insan mobbinge Evet. uğruyor ama bunun mobbing olduğunu bilmiyor. Bir. Evet. İkincisi farkında değil. İkincisi korkuyor. Yani Evet. amirini şikayet Başıma bir iş mi etmekten. gelir, Tabii işime son mu yani verilir, sonuçta ülkemizin insanları yaptırımlar mı ekonomik zor uygulanır, düşünüyor. cezai yaptırımlar. Aynen. Bu sebeplerden dolayı başvurular az ama biz bu dernek vasıtasıyla ciddi bir farkındalık oluşturduk. Hatta son zamanlarda Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde mobbingle ilgili bir merkez kurulacak. Onun da içinde bulunuyoruz. Çalışmalarımız var. Öyle Genel mi? merkezimizin Ne olacak adı? şeylerine Mobbing. başvurumuz. Tam Genel merkezi adı falan. tam Merkezi iyi kesinleşmedi demiştim. ama mobbingin de içinde olduğu ağırlıklı olarak ki bu konuya çok önem veriyor hükümetimiz ve özellikle Cumhurbaşkanlığı makamı. Yakında bu resmileşecek. Genel başkanımız bu yönde çalışıyor. Biz de ekibin içinde bu çalışmaları yürütüyoruz. Yani çünkü bu şöyle bir şey. Yani ciddi ekonomik kayıpları var bunun. Tabii. İster Mesela istemez. Tabii. onlara değineceğiz belki ama dünyada çok çarpıcı bir örnek olduğu için bunu veriyorum. Yapılan çalışmalarda bir yıllık mobbingden ve benzeri durumlardan kaynaklanan antidepresan ilaç kullanımının maliyeti 25 milyar dolar. 25 milyar dolar Yıllık bu dünyada. mobbingden kaynaklanan Tabii onu şöyle söyleyelim. antidepresan Yani kullanımı, öyle mi? antidepresan kullanımının maliyeti bu. Ancak bunun tabii içindeki büyük bir oran mobbingle alakalı. Yani belki 5 milyar dolara başka sebeplerden olabilir ama yaklaşık 15-20 milyar doları antidepresan kullanımının baskıyla alakalı. Yani Çok sırf ilginç. taciz Çok değildir. çarpıcı bir bilgi bu. Çok çarpıcı bir. Ülkemizde de son 5 yılda yapılan çalışmalara göre antidepresan ilaç kullanımının oranının %75 arttığı kaynaklarda bu var. Her Yani dört gerçekten. kişiden birinin geçenlerde duymuştum. Doğru mu acaba? Onu bir teyit etmemiz lazım. Antidepresan kullandığı söyleniyor ülkemizde. Evet, doğrudur. Yani bu tabi tıpçılar daha iyi bilir bunu ama biz tabi onların yaptığı araştırmaların sonuçlarına bakarak bunu söylüyoruz. Yani Eczacılar Odası'nın vesaire yaptığı sonuçlardan çıkan. Ama şöyle bir şey var burada. Sayın efendim. Bu antidepresan ilaç kullanımları gelişmiş ülkelerde de reçeteyle satılıyor. Ülkemizde reçetesiz satıldığı için kayıtlı olanlar bu oranda. Kayıtsız olanları bilmiyoruz yani. Belki daha Anlıyorum. fazla. Peki hangi sektörlerde yaygın mobbing? Böyle bir araştırma yapıldı mı Sektörlere acaba Sayın baktığımız zaman evet yapılan çalışmalar var bu konuda. Sağlık sektörü birinci sırada geliyor. Ebe hemşire Sağlık tıp sektörü ilk üniversitesi. sırada. Evet. İkinci sırada eğitim camiası ve tabii bunun için üniversiteler de giriyor. Yani üniversiteleri de kapsayan eğitim camiası var. Yayıncılık dünyasından ne haber, ne dersiniz Sayın Türkmen? Biz de var Yayıncılık mıyız işin içinde? dünyasında mutlaka vardır ama bu yapılan çalışmada ilk 4 sırayı almışız biz. Yayıncılıkta da elbette ki vardır mutlaka. Olmaması mümkün değil. Olmayan sektör yok çünkü. Olmayan sektör yok. Gelişmiş ülkelerde de aslında uygulanıyor değil mi mobbing? Şimdi gelişmiş ülkelerde tabii ki farkındalık çok fazla. Yani Yasal şimdi haklarını biliyor yasal kişiler. Ne haklar çok yapacaklarını çok iyi fazla. biliyorlar. Hassasiyet çok fazla bu konulara karşı. İnsan hakları biliyorsunuz orada çok daha ön Tabii. plana çıkıyor. Mecburiyetler yok orada. Yani insanların ekonomik özgürlükleri olduğu için hak aramaları daha kolay oluyor. Yöneticiler de bunu bildiği için zaten bir de gelişmiş ülkelerdeki durum mesela özellikle bildiği durumlarda mobbingcilere
iş verilmiyor. Yani fırsat hemen işine son veriliyor. Çünkü hiçbir kaliteli eleman o şirkette çalışmak istemiyor. Bu ne demek? Şirketin değer kaybetmesi anlamına geliyor. İtibarıyla alakalı bir İtibarıyla durum demek. alakalı. Tabii. Bunlar deşifre ediliyor, mobbing yapan şirketler. Bunların Evet. malını vatandaş almıyor. Bunların belli bir portalları var. O portallarda firma isimleri geçiyor. Mesela hisse Evet. senetleri düşüyor. Yani Evet. halk buna çok tepki gösteriyor. Gelişmiş ülkelerde durum bu. Durum bu. Onlarda mobbing kavramı çok çok önceleri herhalde ortaya Tabii çıktı, değil mi bu alanla ilgili çalışmalar? yani her şeyde olduğu Yani biz gibi. yeni duymaya başladık. Son 8-10 senenin işidir herhalde bu, Aynen. bildiğim Onlar kadarıyla. Ve da derneğimiz de çiçeği burnunda bir dernek herhalde, değil mi Sayın Türkmen? yani bizim tabii onlarla bir bağlantımız yok. Organik bağımız yok. Yani Avrupa'daki mobbing dernekleriyle ilgili. Ama biz onlardan daha iyi şu anda çalışıyoruz. Çünkü neden? Bizde çok fazla var. Ama biz Yani geç yola çıktık biraz herhalde, değil geç mi? çıktık ama inşallah çok hızlı yol alıyoruz. Yani Evet. insanlar farkındalık oluşmaya başladı. Yani nasıl hakkını Evet. arayacağını bilmiyor bizim insanımız. Yani Evet. Şimdi orada da yasal bağlantılarını, dayanaklarını da belki aktarırız dinleyicilerimize. Ama şu ana kadar bize kulak veren kimi dostlar, acaba çalışan kimi dostlar bana da uygulanıyor mu mobbing diye kendi kendilerine sormaya mutlaka başlamışlardır. Belki de, uygulanıyordur. değil mi? Yani evet, farkında Siz de değiller. mutlaka uygulanıyordur mu diyorsunuz? Yani %40 resmi rakam olduğuna göre Evet. bu %60 Evet. gayri resmidir. Evet. Mutlaka Evet. vardır yani. Bunun çünkü bizde insanlarımız bizim çok dayanıklı yani. O yüzden bu dayanıklılığını takdir etmek lazım. Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde Sabrediyoruz, öyle mi? zaten Sabır bunun duygumuz yani daha gelişmiş herhalde evet Avrupalılara sabır göre, gelişmiş dünya ülkelerinde yaşayan insanlara göre. aynen ve tabii ki ekonomik Sineye çekiyoruz değişimler yani bir anlamda. ve gelişmişlik düzeyi burada çok önemli. Değil mi? Tabii farkındalığı artırmaya dönük adımlar atılıyor. İşte derneğinizin çalışmaları da galiba bu yönde. Evet. Farkındalığımızı geliştirmeye çalışıyorsunuz. Şimdi isterseniz Sayın Türkmen biraz da mobbing mağdurları neler yapabilir? Haklarını nasıl ortaya koyabilirler? Ve bu durumu, mobbing uygulandığını kendisine nasıl ispat edebilir? Yasal dayanağı nedir? Sanıyorum yasalarımızda da yeri var galiba, değil mi bu konunun? Yani mobbing yasası tek başına onunla ilgili de çalışmalarımız var, Bağlantılı yasalar var derneğimizin. galiba. Tabii bununla ilgili anayasada vesaire Türkiye Ceza Kanunları'nda Avrupa İnsan Hakları Beyannamesi'nde çok şeyler var. Yani şu andaki hakimler ve savcılar bunlara dayanarak kararlar veriyor. Ancak Evet. aslında bir mobbing yasasının çıkması lazım başlı başına. Evet. Çünkü bu farklı bir olay. Farklı şekilde ele alınması gerekiyor. Ancak tabii burada adli yargının da kontrbiyede kaldığı durumlar söz konusu. Çünkü mobbingle ilgili çok böyle isimsel tanımlar yok. Ancak bununla Net ilgili veriler yok, çok net şeyler bilgiler var. yok, Yani tanımlamalar ağır yok. yargı var. Evet. Fakat şu Evet. anda geldiğimiz noktada biz şunu söylüyoruz. En son Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun aldığı bir karar var 2015 yılında. 2015'e 2600 sayılı karar gereği artık Hı. işçiler iş mahkemesine direkt gidiyor. Yani Evet. bir işçi mobbinge uğradığını anlamışsa ki bunu bir şekilde de teyit etmesi lazım. Mesela bize başvuruda İspat etmesi bulunuyor. gerekiyor bunu. Tabii bize başvuruyor. Biz onun bu olayın mobbing mi değil mi olduğunu analiz ediyoruz. Elimizde doneler var. Ondan da diyoruz ki bu mobbingtir, değildir diyoruz. Eğer Evet. değilse bu bir ceza kanunu ile ilgili bir şeyse gidiyorsun işte şuraya müracaat Dava ediyorsun. Aynen. açıyorsunuz, yönlendiriyorsunuz onları. Ancak mobbing davasıysa bu eğer, o zaman diyoruz ki sen işçiysen iş mahkemesine git. Kamu Evet. görevlilerinde son zamanlara kadar idari yargıya gidiliyordu. Yani idareye dava açılıyordu. Evet, idare mahkemelerine dava Şimdi açılıyordu. bu Yargıtay'ın Hukuk Genel Kurulu'nun kararına göre, en son aldığı karara göre direkt kişiye dava açıyorsunuz. Yani örneğin bir müdür size mobbing yapıyorsa müdürün şahsına Asliye Hukuk Mahkemesi'nde manevi Asliye tazminat Hukuk davası açıyorsunuz. Mahkemesi'ne, daha Evet. önce idare mahkemelerinde dava açılıyordu galiba, değil mi? Tabi o zaman idareden izin alıyorsunuz falan filan yani idari davaydı. Evet. Şimdi direkt şahsa açıyorsunuz. Yani hiç kimseden izin almıyorsunuz. Hiçbir Evet. makamdan izin. Çünkü idareciye dava açtığınız zaman belli makamlardan izin alınması gerekiyor vesaire. Artık bunlar Evet. ortadan kalktı. İşçilerimiz iş İşçilerimiz iş mahkemelerine, mahkemesine direkt gidiyor. memurlarımız da eğer böyle bir durum söz konusuysa ki
teyit için galiba derneğinize başvurmak gerekiyor. Bilgileri değerlendiriyorsunuz, süzgeçten geçiriyorsunuz, yönlendiriyorsunuz. Onlar da Asliye Hukuk Mahkemesi'nde doğrudan kişiye dönük olarak dava açabiliyorlar. Evet. Doğru anlamış mıyım efendim? Evet, aynen. Kişi kendi de giderilir. Yani eğer bu mobbing kendi de giderilirse yani biz onlara yardımcı oluyoruz. Yani cezası ne efendim mobbingin? Yani ispatlandı, mahkeme, yüce mahkeme karar verdi. Bu arada aklıma gelmişken adliyemiz, yargımız da acaba mobbingle karşı karşıya mıdır? Ne dersiniz? Yani orada da kendi sistem içerisinde sıkıntı yaşanıyor mu? Geliyorlar mı size? Değerli hakimlerimiz, savcılarımız. Yani şimdi onu bilahare konuşalım o zaman. Peki, peki toparlayalım. O zaman şöyle diyelim. Cezai müeyyideler söz konusudur burada. Nedir, yüksek midir? Mesela tabii, ispatlandı. Mesela ülkemizde 41.100 ona yargı karar veriyor herhalde. Sonuçlanmış tazminat davaları, yani derneğimizin yürüttüğü, peki, yardımcı olduğu tazminat, hapis cezaları Avrupa'da var ama Türkiye'de şu anda yok. Ama bu da gelecek önümüzdeki. Çünkü şöyle diyelim, psikolojik taciz artık cinsel tacize eşdeğer sürüyor mahkemeler tarafından. Evet, çok önemli. Cinsel taciz bedenimize yapılan bir dokunuştur. Ama bu psikoterör, psikolojik taciz duygulara ve beynimize dokunuyor. Yani farklı değil, artık ortak algılanıyor ve ona göre muamele görüyor diyelim sonuç olarak. Derneğimizin herhalde şubeleri yurt sırtına yayılmış durumda değil mi Sayın Türkmen? Konuyla ilişkin bilgi almak isteyenler, acaba bana da mobbing uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu diye kendi kendilerine şu anda soranlar müracaat edip bilgi alabilirler, yönlendirilebilirler. Hiçbir ücret karşılığı yok. Hiçbir ücret almıyorsunuz. İnsanlara yardım için varız. Bu arada şunu söyleyeyim. Giresun il temsilcisiyiz ama Samsun'dan Artvin'e kadar bize bağlı. Aynı zamanda bölgeye bakıyoruz. Artvin'den de mağdurlarımız var. Trabzon'dan da var. Evet. Ama tabii bu illerde de bir an önce şubelerin açılmasını da istiyoruz. Size ulaşabilirler, dinleyicilerimiz bilgi alabilirler. Tabii tabii, her zaman. Değil mi? Her Giresun şubemize. Efendim çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Teşekkürlerim. Sağ olun, kolaylık diliyorum çalışmalarınızda da. Mobbingle Mücadele Derneği Giresun Şubesi Başkanı Profesör Doktor Mustafa Türkmen'le birlikteydik sevgili dostlar.